Emeklilerin zam farkı bugün hesaplara yatıyor. Düzenleme SSK ve Bağkur emeklilerini kapsıyor. Daha fazla ayrıntı için Mert Hacalioğlu Ankara'dan karşımızda. Teşekkürler Can Okanar. Özellikle maaşlar yatmıştı, şimdi farklar yatacak. Bugüne işaret edilmişti. Bugün SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarında o farklar görülecek. 10 bin alan artık 12 500 alacak. İşte bununla ilgili şöyle grafiğimizden de destek alarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Temmuz'da ödenen 10 bin liraydı. En düşük emekli maaşı 12 500 oldu. Böyle bir adım atılmış durumda. Yani 10 bin alan 12 500 alacak. Fark olarak bu bugün hesabına yatıyor ya da yatmış durumda. Öte yandan 10.250 alan 2.250, 10.430 alan 2.070, 10.050 alan 2.000 lira ücret alacak. Bu peyderpey bu şekilde gidiyor. Yani 12.500'e fixlenecek. O nedenden dolayı aradaki farklar bugün hesaplarda olacak. 2.500 TL emekliye verildi ifade ettiğimiz gibi. Ancak örneğin 12.500 TL alan bir emekli herhangi bir fark alamıyor. O en düşük baremde kalmış durumda. Aslında bu hususta zaman zaman emeklilerin de bazı itirazları vardı. Yani tabanı yukarıya çekiliyor ancak orta seviyelerde alanlar neden daha yukarıya çekilmiyor diye eleştiriler vardı. Ancak bu da aslında 2500 TL olarak bakmış olduğumuzda emeklinin belirli ihtiyaçlarını karşılaması noktasında önemli bir çalışmaydı. Şöyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını ne zaman aldığını paylaşalım. SSK emeklileri 17'si ile 26'sı arası alıyor. Bağkur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor. Yani Temmuz zamlarını, maaşlarını almışlardı. Şimdi ise arada bulunan o küçük farkları ya da geride olan ücretler için birazcık daha büyük farkları hesaplarında görecekler. İfade ettiğimiz gibi diğer zam ise yılbaşında olacak. Herkesin malumu olduğu üzere bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmiş. 2 Ağustos tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Kaç kişi faydalanıyor? 3.703.788 emekli şu an için bu farktan faydalanacak. Yani hesaplarında olacak ve önümüzdeki aylarda da artık en düşük barem olan 12.500'den emekli maaşlarını almayı sürdürecekler. Belirlenen tarihler arasındaki o belirlenen tarihlerde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesine göre değişen tarihlerde yatırılıyor. Gelişmeler bu yöndeydi. Bugün ifade ettiğimiz gibi henüz yatanlar da var, yatmayanlar da var. Saatler 17'ye kadar herkesin hesaplarında olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Can Okanar.